Diğer yoluyla ilgili bir sıkıntımız var. Sistit olmuş. Kulak dalgın doğum yapmış. Ayağının üzerine basamıyor. Valla gerisi de bayağı bir hassas. Herkese merhabalar. Ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün yine farklı vakalarla, farklı hastalıklarla yine karşınızdayız. Şimdi ilginç bir hastamız var. Evet, alalım hastamızı böyle. Bir kuzu geldi. Bir oğlak geldi bugün. Oğlak daha dün doğum yapmış. Ayağının üzerine basamıyor. Arka ayaklarının özellikle. Sahibi video kaydına girmek istemedi. Böyle ayaklarının üzerine kalkamıyor. Biz de şimdi bununla ilgili olarak bir röntgen çekip acaba ayaklarda herhangi bir sorun mu var? Kemiksel bir problem mi var? Onunla alakalı bakacağız. Annesini de çok fazla emmek istememiş. Bir dün emmiş. Bugün çok fazla emmemiş. Röntgen odasına geçeceğiz. Röntgende bakalım neler çıktı. Röntgenimizi çektik. Röntgen sonuçlarımız hemen zaten çıktı. Hadi gel bakalım sen de bak röntgenlerine. Röntgende herhangi bir kemiksel çatıyla ilgili bir problem yok. Kırık çıkık yok. Böyle yeni doğanlarda bu vitamin mineral eksikliğinden kaynaklanıyor. Annesinde çok fazla emmediği için arka ayaklarda tutmuyor. Biraz kalsiyum eksikliği de buna sebep oluyor. Biraz vitamin takviyesinde bulunacağız bu çocuğa 4-5 gün. Ve annesinin emmesi için annesini sağacağız, sağmasını söyleyeceğiz. O şekilde vitamin eksikliği gidecek ve ayağının üzerine basacak. Zaten görüyorsunuz çok tatlı bir oğlak. Süt kokuyor ya, ağzı da süt kokuyor. Çok fazla emmiyor ama yine ağzı süt kokuyor. Bu arka ayaklarda sorun oluyor. Birkaç gün içerisinde düzelecektir. Oğlağımızın tedavisi için gerekli olan işlemleri yapacağız şimdi. Vitamin enjeksiyonlarımızı yapacağız. Şimdi enjeksiyon hazırlamak için bekleyeceğiz. Şimdi vitamin enjeksiyonlarımızı yapacağız bu çocuğa. Vallahi derisi de bayağı bir hassas. Çok fazla onu yıpratmadan yapmamız gerekiyor. Tamam. Böyle birkaç gün enjeksiyonlarımıza devam edeceğiz ve bu minik yavru sağlığına kavuşturacağız. Şimdi diğer hastalarımıza geçiyoruz. Evet, şimdi bir tane kedimiz geldi. İdrarını kaçırıyormuş, idrarını yapamıyormuş. Kan da geliyordu galiba değil mi? Evet. Kan da geliyor. Şimdi bu çocuğun bir genel muayenesini yapacağız. Kan tahlillerine bakacağız. Aynı zamanda ultrasonun idrar kesesine de bakacağız. Bu tarz durumlarda idrar kesesinde kristallenmeler ve enfeksiyon olabiliyor. Sahibi de biraz vahşi olduğunu söylediği için Burak Bey eldivenlerini hazırladı. Genelde erkeklerde oluyor bu problemler. Dişi miyiz, erkek miyiz? Tamam, biz hallederiz. Canın hiç yanmayacak, merak etme. Şu anda da zaten kanını damlatıyor. İştahımız nasıl? Kötü. Herhangi bir kusma var mı? Ara sıra kusuyor ama şey, çimen yedirdiğim zaman çıkartıyor. Ne zamandır bu şekilde devam ediyor? İki hafta önce altı içmeye başlamıştı. Yemeğini de yemiyordu. Ama şimdi kızgınlık döneminin sonlarında... Yani bu idrar problemi ne zamandır devam ediyor? 3 gündür. 3 gündür, tamam. Yani normal kızgınlık döneminde lekelenme oluyor diye biliyorum. İnternette öyle yazıyordu ama. Kanımız geliyor şu anda. Biraz koyu. Bu kadar. Böyle idrar problemlerinde enfeksiyon gözükebiliyor. O yüzden kan tahliline bakacağız. Bir enfeksiyon var, başka bir şey mi var? Kan tahlili sonucu çıkarken biz de bu arada ultrasonla idrar kesesine bakacağız. Bir kristallenmeden dolayı mı bu sebep? Yoksa başka bir problem mi var? Aynı zamanda böbreklerine de bakacağız. Gel bakalım. Çantana gir. Gel. Şimdi ultrason odamıza geldik. Bu çocuğumuzu ultrasona hazırlayacağız. Gel. Tamam. Ben şimdi gel. A few moments later. Oyuncak bir şey değil.
Şimdi sana biraz masaj yapacağız. Tamam, tamam, yok bir şey. Kaç yaşındaydı Rex? 5,5. Daha önce hiç böyle idrar yolu ile ilgili problem olmuş muydu? Çözmemiz lazım. İdrar yoluyla ilgili bir sıkıntımız var. Sistit olmuş. Yani böbrek taşı ciddi bir şey. Yok, böbreklerle ilgili bir şey yok. Sistit olmuş sadece. İdrar yolu enfeksiyonumuz var. Onunla ilgili birkaç ilaç kullanacağız. Kan tahlilimiz de çıkacak. Kan tahlili sonuçlarına da bakacağız. Çözülebilecek bir şey. Siz bu çocuğa ilaç içirebilecek misiniz evde? Nasıl evdeki hal ve hareketleri? Evde bir tek babama seviyor. Yani bana karşı da böyle genelde kalır için değil de. Evet. Yani babam verirse verir. Ben bir kan tahlillerine de bakacağım şimdi. Tamam. Burada biraz sakinleşsin burada. Tamam. Sevdiği bir ödül veya konserve var mı? Evet, varsa var. Tamam, ondan verelim şimdi o zaman. Tamam. Barışalım seninle ya. Bak çok güzel bir şey diyeceğim. Al. Biraz çizdi, bir şey olmaz. Kan tahlillerimizde çok hafif bir enfeksiyon var. Korkulacak bir şey yok. İlaçlarla çözülecek bir şey, endişelenme. Tamam, çok şükür. Tamam. İlaçlarımızı yazacağız şimdi reçeteyle. Bir kısmı eczaneden alınacak, bir kısmı buradan verilecek. Çok korkulacak bir şey yok. İlaçları düzenli olarak kullandığımız zaman bu durum ortadan kalkacak. Evet, Rex'imizi taburcu ettik. İsmimiz Rex ama kendimiz dişiyiz. Sahipleri ilk etapta gördüklerinde erkek zannettikleri için yüzü ve hırçınlığını erkek olarak düşünmüşler ama aslında dişiyiz. Dişilerde sistit görülebiliyor. Birçok sebebi var bunların. Birkaç sebepten bahsedelim. Bir idiopatik sistit dediğimiz bir olgu var. Yani herhangi bir sebepten dolayı değil de normal genlerden de, gen aktarımından dolayı da buna yatkınlık olabiliyor. Onun haricinde az su tükettiği zaman da sistit olabiliyor. Kum kabı kirli kaldığı dönemlerde de sistit şekillenebiliyor. Yapmamız gerekenler bununla ilgili olarak bir idrar yoluyla ilgili olarak bir mamaya geçmemiz, bir antibiyotik kullanmamız ve bir de idrar kisesini onarıcı, idrarı böyle duvarını daha sağlam ve oradan döküntüleri engelleyici bir şeyler kullanmamız gerekiyor. Bir de idrardaki bu bakteri yoğunluğunu, sistit demek idrar yolu enfeksiyonu demek, bakteri yoğunluğunu elimine etmek için bir antibiyotik kullanıyoruz. Böylelikle sistitten kurtuluyoruz. Antibiyotiğimiz 1 hafta 10 gün arasında kullanacağız. Bir de idrar yolu destekleyici bir sıvı verdik. Onu da yaklaşık 20 gün, 30 gün arasında kullanacağız. Bunları kullandıktan sonra 10 gün sonra bir kontrole çağıracağız. Ondan sonra o idrar yolu destekleyici ürünü kullandıktan sonra, ola bittikten sonra bir kontrolde. Ondan sonra diğer aşılanma işlemlerine devam edeceğiz. Çünkü aşıları da uzun süre yapılmamış bu çocuğun. Bir diğer olgu bol su tüketmesi gerekiyor. Bol su tüketerek bu idrar kristalleri ve idrar yolundaki enfeksiyonu idrarla birlikte rahat bir şekilde atılmasını sağlıyoruz. Bu şekilde bu durumu da çözmüş olduk. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı günler.